Ya Beşiktaş kazanırsa büyük iş. Bence beraberlik bile galibiyet kadar önemli olur Kadıköy'den. Çünkü sonra iki tane daha Beşiktaş. lig maçı var. Devre bitene kadar. Onları da kazanıp 10 puanla ilk yarıyı bitirirse şu son 4 maçta Beşiktaş'ın yeni hocayla devre arası antrenmanları falan bence büyük bir başarı Şimdi olur. sen Beşiktaş açısından evet bunu görüyorsun ama Fenerbahçe açısından da çok önemli. Ama Yani Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. Ne olursa olsun mesela Vitor Pereira'yı büyük ihtimalle gönderip yerine Bilic'i alma ihtimalleri var. Bilic de ciddi anlamda flörtte Fenerbahçe. ya şöyle bir şey, şimdi hani hoca değişimi yapar mı yapmaz mı onu bilemem ama şimdi Fenerbahçe cephesinden baktığım zaman takım açısından hani 3 puan Antep'i yenmiş olsaydı 9 puana düşürmüş Tabii. olacaktı. Beşiktaş maçının önemi çok daha üst Evet. seviyede olacaktı ama şu anda öyle. Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş'a yenildiği takdirde bence Fenerbahçe artık tamamen kopar. Tamamen kopar. Hele ki hoca gidecek, sonra hoca gelecek falan. Yani o yönden Beşiktaş'ı daha avantajlı görüyorum. Çünkü beraberlik Beşiktaş'a da yarayacaktır. Evet. Şampiyonluk yolunda. Bir de Beşiktaş çok uzun için haftalar var bir de yani. uzun haftalar var ama ara çok büyük. Büyük. Yani kapanması için Zor mu kapanması? bence zor. Ama şu da bir gerçek. Trabzonspor'da Antalya'ya yenildi. Normalde 5 Hatay ve Başakşehir maçları da var. Hatay Başakşehir var. Zor maçlar var. Trabzonspor yenildi ama ben her zaman şunu dedim. Trabzonspor 5-6 haftadır zaten kötü oynuyordu. Önemli olan kötü oynayıp kazanmaktı. Ama bir yerde hep kötü oynuyorum, kazanıyorum. O psikolojiden çıkmak lazım. Çünkü bütün bir sezon böyle bitmez. Oyununuzu geliştirmeniz lazım. Trabzonspor lige iyi oynayarak başladı. Sonrasında kötü oynuyorum, kazanıyorum modunda devam etti. Antalya'da muazzam bir oyun oynadı. İzledim maçı. Müthiş oynadı. Tamamen hak etti. Ama Trabzonspor açısından da bir yerde iyi oldu. Yenil mağlup olması. Çünkü Trabzonspor'un üstünde baskı vardı. Lidersin. Herkes seni kovalıyor. Yenilmez bir serüvenim vardı. Onun etkisi altındaydın sürekli. Şimdi ortadan kalkmış oldu. Şimdiki reaksiyonunu çok merak ediyorum Hatay maçında Trabzon'un. Hatay sonra Başakşehir maçı hakikaten zor Çok zor maç maçlar var. bekliyor İki zor Trabzonspor'u. maçı var Trabzonspor'un. Bunları iyi bir şekilde geçerse Trabzonspor o zaman diğerleri için çok daha zor olacaktır Trabzonspor'u yakalamak. Dördüncü Başakşehir, beşinci Fenerbahçe. Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu Evet. geçen sezon sonunda yollarını ayırdı teknik Şampiyonluğu adama. son haftada Evet. kaybeden. Bence Fenerbahçe'nin en büyük hatası oydu zaten Emre Belözoğlu'nu göndermek. Çünkü Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu arasında bir bağ oluşmuştu. Oyuncular Emre Belözoğlu'nu seviyordu. Saygı duyuyordular. Her dediğini yapıyordu. Onun için oynuyordular. Futbolcular %20 oynuyorsa %60, %70'e çıkmaya başladı. Yani böyle bir şey elinizdeyken bunu yok etmek bence saçmalıktı. Ki onun neticelerini de Fenerbahçe şimdi çok daha iyi görüyor. Ne durumda olduğunu görüyoruz. Bence o çok büyük bir hataydı. Başakşehir en doğru hamleyi yaptı. Emre Belezoğlu geldikten sonra aynı takım. Aykut Kocaman da nasıl oynuyordu? Emre Belezoğlu da nasıl oynuyor? Ha bu da Emre Belezoğlu'nun işte tecrübesi, işte yaklaşımı, Ufku. ufku, işte başarı isteği. Ne kadar üst seviyede olduğunu zaten Fenerbahçe'de de şimdi Başakşehir'de de gösterdi. Bence yani biz şimdi Fener, Beşiktaş, Galatasaray yaklaşır mı diyoruz Trabzon ama bence Başakşehir'i hiç unutmamak lazım.